Değerli spor severler, değerli futbol severler, stadyumla karşınızdayız. Altay Malatya Spor maçının ardından Süper Lig'de oynanan karşılaşmaları konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Galatasaray evinde Konyaspor'u 2 ile geçmeyi başardı ve liderlik koltuğuna 16 puanla oturdu. Kayseri Kayserispor'da deplasmanda Hatayspor'u farklı mağlup etti. 4 ile geçti. Galatasaray Konyaspor mücadelesinin özet görüntülerini Türkiye'de en erken şekilde maçın bitiminden 35 dakika sonra yani yaklaşık 30 yarım saat içerisinde ekranlarınıza getireceğiz. Özellikle ilk yarısı ve ikinci da bazı bölümleri çok heyecanlı bir karşılaş Aşba izledik. Bir kırmızı kart vardı Konyaspor'da savunma oyuncusu Adil Kale'ye geçti için kırmızı kartın ardından. Ee, Icardi yeni transferlerden ve Galatasaray'ın çok şey beklediği isimlerden bir tanesi oyuna sonradan dahil oldu belki e, golü atmadı ama e, galibiyet golüne de çok önemli bir e, katkısı vardı Calvo'nun kendi kalesine attığı e, golde e, önemli bir koşusu vardı onu da değerlendireceğiz Konya Spor Lig'de gol yememişti ancak ilk dakikada Galatasaray'ın bulduğu golle 1-0 mağlup duruma düştü. Skoru 1-1'e getirdi. İlk yarıda belki de skoru 2-1'e, 3-1'e getirebilecek pozisyonları da yakaladı. Ancak karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray bulduğu golle ve özellikle oyuncu değişiklikleriyle karşılaşmayı kazanmayı başardı. Oyuncu değişikliklerini, maçın gollerini, pozisyonları, yeni transferlerin performansını değerlendireceğiz programımızın içerisinde. Hemen Necati Ateş'le başlayalım. Dilerseniz devre arasında da konuşmuştuk. Özellikle Konyaspor'un çok fazla pozisyona girdiğini, ikinci yarıda e, böyle giderse Galatasaray'ın kendi evinde sıkıntı yaşayabileceğinin altını çizmiştiniz. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri geldi. Yine pozisyonlar vardı Konya spor adına da ama ilk yarıda belki daha net pozisyonlara girmişti Konya ya, zaten Spor. Zaten aslında baktığımız zaman bütün aksiyon ilk 45 ilk 45 dakikada oldu. E, çok iyi bir oyun vardı. Çok hızlı, temponun çok yüksek olduğu, direkt kaleye gidildiği, geçiş oyunlarının çok fazla olup, çok fazla şut atıldığı, direkten dönen toplar. İlk yarı gerçekten çok iyi bir oyunu izledik. İkinci yarıda e, iki takım da e, aynı oyunu sürdüremedi. Ha, e, baktığımız zaman sanki e, Endri çekici oyundan çıktıktan sonra Konyaspor sanki vitesi düşürdü ve el frenini çekti. Çok e, orta sağa oynayan yani e, Hazaoviç'in çok fazla topla buluşup oyunu e, yönlendirdiği bir oyun vardı ki benim çok beğendiğim bir oyuncudur, büyük takım oyuncusudur. Çok beğeniyorum Hazreti Metovici. Ee, neden büyük bir takım almaz onu bilmiyorum. Ee, ama hem amili takımın direkt oyuncusu hem Konya'nın direkt oyuncusu pas oyununda muhteşem işler yapıyor. Top gelmeden ne yapacağını çok iyi düşünüyor. 3-4 tane seçeneği sunup Konya belki de bana göre en iyi oyuncusu. Ama ikinci yere baktığımız zaman Galatasaray daha çok ağırlığını koyan daha fazla oyunu isteyen e, ve daha çok arzulayan bir e, taraftarı da oyunun içine çeken bir oyun oynadı. Ve İkinci kez iç sahada ikinci şans golüyle maçı kazandı. Ama bu şans golünü oraya kadar zorlayan ve Dubois yani Patre'yi çıkarıp Dubois'yı oyun alıp e, Yusuf'un muhteşem bir arapasına e, çapraz arapasına harika bir sol ayağıyla kesti. Oraya kadar Icardi zorladı. E, Stoper'in ayağı sokmasıyla gol attı ve maçı kazandı. Oynadığı oyun bugün çok oyun vaat mi? ileriye dönük vaat etti mi dersek, e, çok bir şey vaat ettiğini ben görmedim. Çok Ama Konya fazla... Spor da sonuçta ama büyük takım hı hı. reaksiyonu budur. Kazanmasını bildi, kötü oynadı günlerde, maçları kazanmasını bilip bir sonraki maçı daha iyi oyunu oynamak için e, çalışmak gerekiyor. Sonuçta hafta hafta oynadığı için Galatasaray bu oyunu düzeltebilecek zaman birimi ve e, yarın öbür gün yeni aldığı transferleri de hazırlayabilecek zaman birimi var. O krediyi alıyor. O krediyi alıyor. E, maç kazanıyorsun. Sonuçta. Üçüncü üst üste galip geliyorsun ve lider oluyorsun. Ve bunlar çok özgüvenli bir e, duruma getiriyor seni. Ve yavaş yavaş diğer transferlerde baktığın zaman ne kadar çok antrenman, ne kadar çok maç yapıp büyük bir ihtimal e, rezerv takım olmadığı için artık geçmişte de bunlar hep olmuştur. E, genç takımla hazırlık maçları yapılacaktır. Mil takım arasında. Milli takımla e, arasında hazırlık maçları alınacaktır. Ve bunlarla beraber o diğer oyuncuları da hazırlamaya çalışacaklardır. Güçlü bir kadrosu var. Baktığımız zaman kulübeye <laughs> bakıyoruz. Oyuna girenlere bakıyoruz. Girdi, yani Kulübe gücü girdi. inanılmaz bir Galatasaray vardı bugün. Ee, giren oyunculara da baktığımız zaman İker de oyuna girdi. Orayı zorladı ve golü o şekilde geldi. Dubuğanın kesmesiyle geldi. Bugün yine Yunus ve Kerem istediği oyunu çok iyi oynayamadılar. Ee, orta sahaların çok çabuk geçildiği ilk yarı özellikle eğer ki Galatasaray bu oyunu oynayıp Geçiş oyununu direkt kaleye giderek yapmaya çalışacaksa çok sıkıntı çeker. Çünkü çok pozisyon veriyor. Çok geniş oynuyor. Mesafeler çok açık. Bu mesafeleri Torreira, Oliveira ee, ve Mertens oynayamazsınız. Çabuk delinirsiniz orta sahadan ki bugün çok fazla delindi. Mertens hiçbir e, oyunun içerisinde kaleye yakın göremiyorsun. Mertens gibi bir oyuncuyu bu kadar rakibin peşinden koşturursan, kaptırdığın topları bu kadar geriye koşturursan Mertens'ten verim fasif alanda alamaz. verim alamazsın. Özel oyuncular bunlar. Özel oyuncuları çok fazla koşturamazsın. Sete yerleştirirsin. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi bu oyunu sürekli geçiş oyununu oynarsa sıkıntı çeker ki çekiyordu. Çok pozisyon verdi. Çok fazla ilk <laughs> yarı şut attırdı. Çok fazla rakipten uzak kaldı. İkinci yarı da böyle birkaç tane pozisyon var. Bugün yine sahanın en iyilerinden biri Saşa Boy. Gittikçe oyunun üstüne katarak katarak gidiyor. Birebir de müthiş hiç adam geçirtmiyor. O tarafı komple kapatıp ofansif gidiyor. Geri geliyor tekrar gidiyor. Ee, bugün sol bek anlamında Patrik çok fazla çıkmadı. Duba bir kere çıktı zaten kesti gol oldu. Ve bugüne baktığımız zaman iyi ki Nando var diyebileceğiniz Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Nando olmasaydı belki ya gol, golde çok şey yapabilir mi diyeceğim ama Dokundu gibi Dokundu belki golü İlindesan biraz da bir top yani Golü Gülü belki bir... güzelleştirdi ama Vuran adam inanılmaz vuruyor topu. Önde miydi, değil miydi konuşuruz yani, pozisyon pozisyonu Ama geldi. onun dışında iki tane üç tane çıkardı ee, Galatasaray çok pozisyon verdi bugün Ve maçı kazanmasını bildi Yine bir şans golüyle kazanmasını bildi Ama oraya kadar zorluk bu <laughs> şansını yaratması önemli Peki Buyurun Nihat Kahabici ile devam edelim Öncelikle keyifli bir maç izledim Konya Spor bu maça çıkmadan önce neden lider olduğunu gösteren bir ilk yarı performansı. Galatasaray'da ikinci yarıda kulübe zenginliğiyle, Okan Hoca'nın hamleleriyle galibiyeti getiren bir performans göstererek liderliği hak etti. 58 hafta sonra ilk defa lider Galatasaray diyoruz. Bu yeni kurulmuş takım, teknik heyet, başkan ve bugün yani statta olan, evlerinde olan Galatasaray taraftarları için çok önemli. Maç sonundaki o birlik, tribüne gitme, danslar her şey yolunda gözüküyor. Galatasaray maçı bırakmıyor bir kere. Bu çok önemli. Hep 80'den sonra goller atıyor. Antalya, Ümraniye, Gaziantep ve bugün Konya. Ve bu golleri kendisi atmasa da Antep maçında olduğu gibi Kitsuo'ya attırıyor. Bugünkü gibi e, Palvo'ya attırıyor. Galip geliyor. Daha böyle tam takım oyunu oturmamış bir Galatasaray. Çok transferler yapılmış. Çok yeni hamleler gelmiş. Çok yeni oyuncular gelmiş. Oyunu tam hani kompak halde daha oynayamazken bu galibiyetler bir takım için çok önemlidir. Kazanma alışkanlığı diye bir söz vardır. Galatasaray bunu son haftalarda elde etti. Daha iyi oynayacak mı? Oynamalı. İsimler çok korkutuyor çünkü. Oyuna girenler bile Dubuası, Yusuf'u, Icardi'si, Mitsuyurlar oyuna giriyor. Yani böyle bir kadrodan bahsediyoruz. İkinci yarıda da bu hamle gücünün Yararını gören bir Galatasaray izledi. Konyaspor ona karşılık veremedi. Kulübe zenginliği o kadar iyi olmadığı için ki Konyaspor'un en iyi oyuncusu 40'tan 30'dan bulduğu her yerden bulan çekici de sakatlanınca Erken abi bu kadar de. sert vurmayın. Rodriguez de sert vurdu, güldü. sakatlandı. Trabzon maçı çekici sert vurdu, sakatlandı. Bu arada geçmiş olsun. Çok güzel gol attı ki zaten hep bunun sinyallerini veriyordu. Galatasaray'ın maç önünde çok motivasyon sebebi vardı. Icardi kadroda. İçeride oynuyor, 47 bin seyirci. Trafikten gelemedik 2 saat maç, ya. Evet. İstanbul kilitlendi. yani da yakın bir şey Başkan, Dursun stadyümüne. başkan Abi, da öyle yürüyerek. Yürüyerek girmiş değil mi? Yani, ve <laughs> stat arası normalde 10 dakika, 2 saat 13 dakikada geldi. Maç önünde dediğim gibi çok böyle Gasri'yi motive edecek sebepler vardı. Rakip gol yememiş. Gol atayım, kendimi konuşturtayım. Yenersem lider olacağım. Bunu da sahanın içinde İlk yarı yansıtamayan ama ikinci yarıda galibiyet için oynayan, son dakikada bir de rakip kaleye giden, Icardi ile pozisyona giren, Icardi Adil Icardi demişken çıkardı. ilk maçı açıklaması var. Okuyayım öyle devam edin isterseniz. Kazandığımız için ilk kez sahaya çıktığım için çok mutluyum. Tüm haftayı iyi antrenmanlarla geçirdim. Taraftarların önünde galip gelmek çok güzel biriz. Üçlü çektirmek güzel bir duygu. Bunu galibiyetin ardından taraftarlarımızın önünde yapmak da ekstra güzel. Takımıma yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Milli maç arasında çok çalışacağım. Bir sayfa daha var mı? Peki. Buyurun. Şimdi Icardi hazır açıklamışken Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim. Hazır olmadığı belli. Okan Hoca da son yarım saatte oyun aldı. Ama topa bu kadar dokunmadan takımına yararlı olan bir forvet az bulunur. Atılan golde oraya gitmesi, bozması, diğerinde de sayı çaldırdı. İkinci sarı kart ve kırmızı kart rakibin eksik kalması. Bir forvet oyuncusu topa dokunmadan ancak bu kadar yararlı olur. Bir pozisyonu vardı. Üstüne vurdu Adil'in. Ama Tecrübüsü şunu söyleyebilirim. Adil. Adil çok iyi yer tuttu. Evet, şunu söyleyebilirim. <laughs> Olumlu anlamda şampiyon olduğunda katkısı göz ardı edilmeyecek bir Muslera performansı izliyoruz yine. İnanılmaz. Bu sene geldiği için ilk çok maçından iyi bu son maçına kadar 101. dakikaya kadar Muslera inanılmaz. Sonrasında Boy baba geçen dedim rezervlikte ne yedin meni ne? Herhalde böyle hafta arası gidiyor kafuyla filan buluşuyor hani. Ona bir sürtüyor. inanılmaz git gel. Bu nasıl bir performans? Dubua, Vanano Son dönemlerde hafif dedi sıkıntı var. Bak ben geliyorum dedi. Bugün muhteşem bindirdi Asistinde yaptı. Formayı alacağım diyor. Bir Torere var. 92. dakikada bile ceza sahası içinde gidiyor, müdahale yapıyor, tek başına oynuyor. Oliviera ofans çok iyi, defansif anlamda yardımcı olamıyor. Bu arada yeter dedi bu kadar direk, Allah'tan direklerden uzaktı, boş kaleye bıraktı bu oyun getirdiği pozisyonda. Mertens, Necati Hoca çok güzel söyledi, abi Mertens'i ofansta izlemek güzeldir. Top alacak, şut çekecek, arkadaşlarına servis yapacak ama oralarda set oyunu oynayamadığın için Kerem Yunus gibi oyuncular var daha direkt kaleye gidiyorsun driplikli Mertens'i defansif anlamda tebrik ediyorum. Bu arada pozisyonları izlediğimizde de yani iki tane peş peşe faali var. Sarılar verilse neden verildi demem. Kerem iki gol atmışken Kerem'den daha çok katkı, daha iyi bir futbol beklerim. Benim beklentilerimin altında kaldı. Ee, ama Galatasaray toplu oyunda sıkıntı yaşamaz. Ama top rakipteyken bu halde oynarsa bundan sonraki maçları için çok sıkıntılar yaşayabilir. Bunu neden diyorum? Futbolda sadece ofans yok. Ben ofansta Galatasaray'a sıkıntı görmüyorum. Kulübeden biri girer, evden gelir, atar ama defansif anlamda böyle devam edemezsin. Muslera da goller yiyebilir, defans da hata yapabilir. Emin de bir iki top kaybı dışında Yine beğendim. Okan Hoca da kazanan kadroyu bozmadı. O da doğru bir karar. Sonradan yaptığı hamlelerin de doğru olduğunu söylerim. Bugün itibariyle lider Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Biraz sonra daha detaylı gireriz. Ayf Hocam? O, e, tabii ki kazanan taraf ev sahibi Galatasaray. Ama ben e, Konya Spor'dan başlamak istiyorum. Geçen sene Mayıs ayında sezon finali yaptı. Senaryosu belli, kastı belli, kostümü belli, her şeyi belli olan bir takımdı. Yani 38 maç oynuyorsunuz geçen yıl. Bunun 28 tanesinden puan çıkarıyorsunuz ki 20 tanesi galibiyetle sonuçlanmış maçlar. Sadece 10 mağlubiyet alıyorsunuz. Herkesle kafa kafaya oynuyorsunuz. Ardından yeni bir sezon başlıyor. Nurlar içinde yatsın Ahmet, Abdülkerim Bardakçı, Sukubiç gibi. Savunmanızın neredeyse tamamını kaybediyorsunuz önemlidir e, takımların savunması ki oradan Galatasaray'a geleceğim zaten. Buna rağmen sezon finali yaptığınız Mayıs ayında, Ağustos ayında yeni bölümleri çekmeye başlıyorsunuz Konya Spor olarak. Çektiğiniz yeni bölümlerde her hafta reyting rekoru kırıyor. Bu maça kadar işte birinci dakikada gol, yememişsiniz. Temponuzdan, oyun arzusu ve isteğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz. İşte H Hacı Ahmetoviç'in yanında Soner diye bir oyuncu Müthiş bir performans sergiliyor, her geçen hafta üzerine koyarak gidiyor. Bitici sakatlanana kadar sadece bu maç değil, genel performans olarak katkısı çok yüksek. Seç, evet tecrübeli bir kaleci. Bugün belki yapmaması gereken bir davranışta bulundu ama şunu söyleyebilirim ligimizin iyi kalecilerinden bir tanesini ve halen izlenir. İkinci bölümünü çekiyor Konyaspor ve izlenirliği çok yüksek. Bunun yanında Galatasaray'a dönüyorum. Evet Galatasaray 3. ve 2. bölgesi revize edilecek, düzeltilecek. Bu milli takım arası iyi gelecek. Hep bunlar e, Dünya Kupası sonuna kadar ve ara transfer dönemine kadar e, çabuk yapılabilecek unsurlar belki. Çünkü oyuncuların kalitesi belli. Ama bir şey var. Bu savunma hattıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük engeli bu bence bu savunma hattıdır. Tabii ki saçayı bir kenara bırakıyorum. İki stoper, kulübedeki stoper, tecrübeyle bitikliği ölçemediğimiz alt. yani tecrübeyle bitikliği çünkü bazen öyle bir tecrübesini oyunun içine yansıtıyor ki bir gidiyor, işi bitiriyor. Ama bazen ama bu şampiyonluk yolunda Galatasaray'a yeteceğini düşünmüyorum. Bu nedenle de Galatasaray'ın savunma attı milli takım arası ve ara transfere kadar Galatasaray'ı böyle götürdü çünkü Galatasaray büyük takım gibi oynuyor. Kazanıyor. Sadece içeride yaşadığı bir Giresun maçı var. Kaza bir de Trabzon maçında beraberlik ki oradaki e, iyi oyunu ve galibiyeti kim yakın o da tartışılır o karşılaşmada. Kazanarak gitmesi en büyük avantajı. Ama bakıyoruz. Şimdi orta sahada Kasımpaşa maçını canlı izledim. Sürekli Olivier'e bir şeyler anlatma ve öğretme öğretme derken yanlış anlaşılmasın. Her oyuncunun da ikisinin de kendisine göre bir kariyeri var. Ama bir anlaşamama, oyun olarak anlaşamama problemini hissediyorsunuz tribünden ben hissediyorum. Geliyor Oliviera'ya bir şey anlatıyorsun. İşte açı verdim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Oliviera yarı asi, yarı e, dinler dinlemez pozisyonda geçti. Kasımpaşa maçında görüyorum o, o karşılaşmanın özelinde söylüyorum. Oturması gereken bazı şeyler var. Torreira, evet takımın ee, savunmanın merkezindeki sıkıntıyı minimuma indiriyor. Bu kadar oluyor. Ama pozisyonların çoğuna bir bakıyoruz. Bugün de göreceğiz. Rakibin bir kere şut atmasına çok izin veren bir Galatasaray var. Bir de kaptırılan toplarda kaleye top daha yakın. Kaleye rakip daha yakın. Ama kaleye uzak olan Galatasaray ikinci bölge ve hatta savunma oyuncuları. E böyle olursa siz sürekli kaybettiğiniz topla kalenize doğru koşuyor ve rakibi yakalamaya ve topu yakalamaya çalışıyorsunuz. Ya... Top rakipliyken yerleşiksinizdir. Savunmanızı alırsınız, önlemini alırsınız. Ama hem koşup rakibi yakalayacaksın, hem topun önüne geçeceksin, sonra da gol golleyemeyeceksin. Galatasaray bunu şu anda başaramıyor. Başardığında da az önce Nihat Hocam da söyledi, Necat Hocam da söyledi. Mustera performansı öne çıkıyor. Her ne kadar yediği ilk golde biz ona yakıştıramasak da müthiş kritik anlarda kurtarışlar yapıyor. Totele baktığımızda iyi bir kadrosu var, eksik bir savunma hattı var devre arasına kadar sanki bu takım kazanarak hep yarışın içinde olacakmış gibi duruyor. Öyle olmazsa sorunlar başka yerlere gidebilir. Necati hocam şimdi e, Konya Konyaspor özelinde ligin en zorlu takımlarından biri aslında oynayabileceği en zor takımlardan bir tanesiydi. Kasımpaşa maçı hatta burada bittiği zaman biz dedik ki ya yanıltır mı acaba? Çünkü aynı şeyi Fenerbahçe için de demiştik. Kasımpaşa biraz daha toparlandı ama çok da böyle ligin tat vermeyen takımlarından bir tanesi özellikle savunma anlamında ama sonuçta kazanmak her zaman önemlidir dedik burada. Konyaspor maçına kadar bakıyorum Trabzonspor maçını geçirdi Galatasaray. Gaziantep'i mağlup etmeyi başardı. Ümraniye'yi mağlup etmeyi başardı. Antalyaspor deplasmanını geçirdi. Yani önemli maçlar geçirdi. Şimdi mini takım arasından sonra Adana Demirspor'la oynayacak. Ondan sonra nispeten Kayseri Spor deplasmanı ve İstanbul takımlarıyla oynayacağı maçlar var. İstanbul'da oynayacağı maçlar var. Yani Konyaspor gibi, evet bugün istediğini yapamadı ama zor bir takımı, Fenerbahçe'yi de mağlup eden bir takımı evde mağlup etti. Ve tam evet oturmamış kadrosuyla, evet bazı eksiklerine rağmen. Bu tabii herhalde Konyaspor'da koyduğumuz zaman daha kıymetli bir yere getiriyor bu galibiyeti. Şimdi Konya Spor <laughs> ligimizin en hazır takımlarından bir tanesi. Neden en hazır takımlarından bir tanesi? Oyun ezberini çok iyi biliyor. Geçen seneden geliyor. Geçen ya. seneden geliyor. Ciddi oyuncularını kaybetti. Evet ama aldı oyuncu Kalivo mesela ben çok beğendim stoperi. Kendi kalesine gol atan bir oyuncu ama sol evet, ayağını evet. çok iyi kullanan oyuna Yani Abdülkerim'in yerini orada doldurmuş iyi bir oyuncuyla. Muhteşem bir kalecisi var. Ayakları harika ama bir kaptanın yapmaması gereken büyük bir hata yaptı bugün. Hem takımını 10 kişi bıraktı hem kırmızı kart görmek için elinden geleni yaptı. Doğru. Bu arada yani burada da ee, bir kaptanın yapmaması gereken. İlk itirazdan zaten. İlk itirazdan ikincisi de i̇lk zaten. Bir yani gö göstermeme ihtimalin yok. Ama baktığımız zaman oyun kalitesine, oynadığı oyuna, pas oyununa, sete ligimizin en hazır takımlarından 3-4 takımından bir tanesi. Ne yaptığını bilen çok az gol yiyen ki ilk golünü bu bugün yedi. Bugün, bugün yedi. E, i̇ki tane yedi bugün. Birisi kendi kalesini olmak üzere iki tane. Ama ee, hiçbir maçını kendi sahasında oynamadı bugüne kadar. Doğru. Her maçı deplasmanla Eski oynadı. Eskişehir'de oynuyor. Eskişehir'de oynuyor. Göçebe hayatı yaşıyor. Hı hı. Yani İlhan Polat'ın işi gerçekten çok zor. Mili ee, biliyorsun Avrupa ile başladılar. Kolay değildir Avrupa'da oynamak. Anadolu takımı için haftada 3 maç yapmak. Hiç kolay değil. Gerçekten çok kolay. Değil. İlk yarıda çok ciddi bir oyun oynadılar. Çok fazla pozisyon ürettiler. 2 tane direkten dönen Mustera'nın hele e, ilk yarı soldan kesilen post topta e, çekicinin vurduğu inanılmaz bir refleks sahili kaldırdı ve çıkardı gerçekten bugün bu maçın kazanılmasındaki en büyük sebeplerden biri Mustera. Oynanan oyuna gelirsek yine söyledim ilk yarıda da söyleyeyim. Eğer ki Galatasaray bu kadar uzun, bu kadar geniş, bu kadar tempoyu yükseltip her pozisyon direkt oyun, kaleye direkt geçiş oyunuyla gitmeye çalışırsa ne arkadaki ona yanaşabilir, kaptırdıktan sonra ne öndeki geriye yanaşabilir. Bunu kaldırın. Ne Torayra kaldırabilir bunu, ne e, Olivier'e kaldırabilir bunu. Zaten oyunun içerisinde e, kaybolan 3-4 işte tane oyuncu var. Gomis kayboldu e, baktığınız zaman. Martens kayboldu. E, Olivier'e yani saman alevi gibi görünüyor. Yani bu oyuncular topla daha çok oynaması lazım. Topa daha çok dokunması lazım. Oyunu daha fazla yönlendirmesi lazım. Yunus'la Kerem'den bu maçta geçen maçtaki özgüvenlerin üzerine koyarak gitmesi beklenirken daha aşağı düştüler. Bu kadar çok top kaybederlerse ederlerse sıkıntı yaşarlar. Hocam burada siz Yunus ve Kerem ikilisini mi daha çok bu söylediğiniz kısımda e yani eksi değerlendiriyorsunuz? Yoksa Torreira, Oliveira'da mı? Yunus'a top geliyor, direkt kaleye Hı -hı. gitmeye çalışıyor. Kerem'e top geliyor, direkt kaleye gitmeye çalışıyor. O zaman bypass yapıyorsun, kaybediyorsun orayı. Orta sahayı tamamen kullanmıyorsun. Orta saha gidene kadar kaptırdın mı geri koşmak Onda Oyuncu kalıyorsun. kimlikleri de bu. Direkt ucumcu bunlar. Yani, yani setten portası, çok uzaklar yani. Orta sahada bir iki sistemiyle oynuyor. Mertens ve Oliviera Torreira arkasında. Oliviera öne gitmeyi seviyor. E Mertens öne gitmeyi seviyor. Oldu sana beş kişi önde kalıyor. Torreira tek olduğu için kaptırdığın topu da hemen çabuk almadığında Galatasaray orta sahası Konya Ovası gibiydi bir ara. Özellikle o zaman bir kaptırdı beş. da zaten. Bu ama beş bir oyun oynanıyor o evet. zaman. Bu yani Kasımpaşa beş kişi orada, beş kişi burada. gördük bunu. Yani o yüzden Kasımpaşa da geldi, iki gol attı. Kazanıyorsun, evet çünkü ofansın hakikaten çok kuvvetli oyuncular var. Bireysel olarak. Daha da forma girdiklerinde daha da çok pozisyona girecek. Ama bu işin defansif kısmı ofansa yetişmiyor Galatasaray'da. Rakibine de çok pozisyon veriyor. Ya iki tane top direkten döndü sadece ilk yarı. 2 tane üç tane net muslera çıkardı bak, döndü beş ama pozisyondan çok bahsediyoruz şut, o, o kadar şut, çok şut atmaya fırsat veriyorsun evet. ki rakibinden uzaksın Ribant almıyorsun. bak rakibinden uzaksın toptan uzaksın ee, çıkarken top kaptırıyorsun bireysel anlamda golleri böyle yiyorsun e sen bu kadar top rakipteyken neredeyse sıfır bir oyun düzeniyle sıfır rakibe isyanın yok temasın yok dokunman yok sıkıntı çekiyorsun. Onun için endire çekici her yerden şut attı. Zaten bir tanesi gol oldu. Daha da çok fazla şut atmana bu kadar müsaade verirsen oyun o zaman Mustera ile Coinspor arasında geçti ilk yeri. Ondan dolayı top rakipte oynamayı Galatasaray'ın bir an önce bir çözüm bulması lazım. Top sendeyken evet bazı noktalarda değilsin ama hala üretkenlikte sıkıntı var. Geçen maç evet e, zaten her maç böyle gitmez. Bazı maçları çok üst düzey oynarsın. Çok 5-6 e, gol atabilecek noktalara gelirsin. O zaten geçen maç öyle inecek. Özet ee, hazır mı arkadaşlar? Bir de e, tamam. şunu söylemek bir 10 -15 lazım. 10-15 saniyemiz evet. var hocam. Şunu söylemek lazım. Topu hep kaptırdığında peşinden koşmaya, geriye dönmeye çalışan bir Galatasaray oyuncu grubu var. Ve bugün şunu da söyleyeyim. Abdülkadir Bitiken kartlarında yakalayamadığı standartlarla da çok oyuncu. Özet'in tutturuyor. vakti geldi. Hemen zaman kaybetmeden...